Çok sayın Türkan Hoca. Evvela selam eder, mübarek ellerinizden öperim. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Siz de beni soracak olursanız, benim durumum pek iyi değildir. Bir derdim vardır ki. Sayın Türkan Hoca, benim ismim Zehra. Soy ismim Balpınar. Antep'in bir köyündenim. 16 yaşındayım. 6 kardeşim vardır. Ellerinizden öperler. Ben en büyükleriyim. Ortayı bitirince babam beni okuldan aldı. Bir ihtiyara nişanladı. Paramız yoktur. Malımız, davarımız yoktur. Durumlarımız yoktur. Yani sizin anlayacağınız bir vaziyetimiz yoktur. 10 nüfus yarı aç yarı tok yaşamaktayız. Lakin buna da şükürler olsun. Bunu da bulamayanlar vardır. Neyse. Türkan Hoca. Ben okumak isterim. Babamın beni okutacak hali yoktur. Okul müdürümüz İsmet Bey bana seni söyledi. Dedi böyle böyle. Türkan Hoca'yı ara. O sana yardım eder dedi. Sakın çekinme. Türkan Hoca beni tanır. Kırmaz dedi. Sen onun bir öğrencisini okutmuşsun. Çok sayın Türkan Hoca. Beni de okutabilir misin? O mübarek elini bana da uzatabilir misin? Biliyorum çok arayan vardır seni. Ama benim durumum acildir. Düğünüm olmadan bana bir cevap yazarsan iyi olur. Ben evlenmek istemiyorum. Okumak istiyorum. Sen gibi doktor çıkmak istiyorum. Bana bir yardım et. Güzel mübarek ellerinden öperim. Bunlar benim. Sana hala mektup yok baba. Ay. Bunlar bana geldi. Günaydın. Öyle yine sabaha kadar uyuyamadım. Mektup okudum filan demeyine sakın. Demem. Der miyim hiç? Deyim de bir güzel azar içtim değil mi baba? Ha, Çağlayan. Şu mektubu üstte bir yere koy. Ayşe'ye teslim edelim. İşi acil yavrucağım. Anne, konuyu değiştirme. Böyle hiç uyumadan dinlenemezsin ki. Merak etme. Daha çok uyuyacak vaktim var yavrum. Anne. Tamam yahu. Şaka da yapılmıyor. Bugün çok güzel görünmeliyim. Ona göre. Gülme. Mühim misafirlerimiz var. Karşılarına cadı gibi mi çıkayım? Hadi o zaman kalk. Kalk biraz seni süsleyelim ha. Gel. Yalnız bir şartla. Ne? Bak şimdi Cemile içeride çok güzel kahvaltı hazırlıyor. Hiç öyle mızmızlanma. Tamam mı? Kanın alındıktan sonra az çok bir şeyler yersin. Söz ver yoksa giydirmem seni ben. Oğlum anlatamıyorum. Midem bulanıyor. İçim almıyor. Ama anne yani günlerdir kuş kadar yiyorsun, böyle de olmaz ki. Fena mı? Belki 70'imde ideal kiloma kavuşup mankenlere taş çıkartırım. Gel. Gel. Çağlayan. Mahcup gelinlere benzedim. Göz. İyi mi? Şahanesin. Küçüklüğünden beri yalan söylemeyi beceremezsin. Kumru geldi, bekleyin. Tamam Cemile.
Çağlayan, bu iç işe çıkar. Çatlamasın yavrucak. Hocam bizi yine uğraştırmaz inşallah. Sıkma canını Kumrucuğum. Delik deşik olduk artık. Kalmadı ki damar mamar. Şurada ince bir ven var. Ona girmeye çalışırız. Peki o zaman başlayalım hocam. Peki tamam. Bubu. Biz geldik. Heh, ver pati. Ver pati. Kahvaltını burada mı yapacaksın, odanda mı? Canım istemiyor. Yemezsen ilaçları yutamazsın. Şu dernek gecesinden dayanmak icap etmişse o ilaçları da yutmayacağım. Kemmeyi de keseceğim ama. Götür. Gördükçe midem bulanıyor. Odan da yersin o zaman. Hocam, bugün pek şıkız, pek güzeliz. Niye misafirlerim vardı onda? Hayrola memur bey, ne olmuş? İşine basıldı. Buyurun. İşsiz sayısı ise geçen yıla göre 750 bin kişi artarak 3.310.000'e çıkacak. Bugün açıklanan programın anne, polisler gelmiş. Buyurun. Buyurun da doğru yere geldiğinizden emin misiniz? Vallahi hocam, hani sizi rahatsız etmek istemezdik ama aldığımız emre göre evinizi arama yapacağız. El insaf yani. İnanılır gibi değil. Burası hasta evi yahu, ne yaptınız sanıyorsunuz? Kadıncağız hasta. Tamam tamam. Ne arayacaksınız? Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin İstanbul'daki genel merkezinde ve Kadıköy Avcılar'la Bakırköy Şubesi'nde arama çalışması yapıldı. Ve oluş çağrı diğer bir mahallesi Şimay Sokak'taki çevrede özel merkezine tamam. Thank you.
ki erkenden süslenmişim bak. Meğer habersiz misafirlerimizin geleceği varmış. Hemşire hanımın hastaneye dönmesine izin verir misiniz? Tahlillerin acelesi vardı. Tabii tabii, gidebilirsiniz. Çağlayan, cep telefonumu bulur musun? Kaya Bey'i arayayım. Avukatım gelene kadar çay ya da kahve içer misiniz? Çay yeni demlendi. Görev başında ikram kabul edemiyoruz. Sağ olun. Zahmet etmeyin. Sağ olun efendim, sağ olun. Ayakta kaldınız. Oturun biraz. Biz alışız. Cemile. Efendim. Yatağını topladıysan arkadaşları aşağıda. Senin odanda misafir edelim. Otursunlar bari. Buyurun. Mustafa. Sen bırakalım. Korkma Mustafa. Kımıldayacak halim yok. Keşke olsa. Keşke olsa bir yavrum. Tamer. Biz indik İstanbul'a oğlum, merak etme. Sen nasıl oldun? Verdiğim ilaçları alıyorsun değil mi? Peki. Peki tamam canım. Hadi sonra konuşuruz tekrar. Hoşça kal. Hoşça kal. It's normal baba. It's so wise. Timur, artık Türkçe konuşalım bence ha? Babaannem beni hatırlıyor mu? Tabii hatırlıyor oğlum. Ama görünce biraz şaşıracak. Çünkü çok büyüdün sen. Sen gördüğün bir yeri babaannen de büyüdü mü? Babaanneler büyümez oğlum. Babaanneler yaşlanır. Aynen ama it need all. Ne dedim az önce sana? Türkçe konuşalım, Türkçe. Ya düzenli olmaz bu gazon. Ya. 15 sene Hamburg'da kaldım ben. Sen ne iş yapıyorsun birader? Babam doktor, babaannem hasta. Aa, geçmiş olsun, nesi var? Nesi var baba? 86'dan beri kanserle savaşıyor yani. 86'dan beri? Hay be, ne savaş be. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı, Profesör Doktor Türkan Saydan'ın Arnavutköy'deki evine baskın düzenlendi. Eve gelen polis ekiplerinin burada da kapsamlı bir arama çalışması başlattığı. Polisin evde ne aradığına... Giremezsiniz. Arama bitmeden içeri kimseyi almıyoruz. Kaya Özkır, Türkan Saylan'ın avukatıyım. Arama için beni bekliyorlar. Geç.
Buyurun. Aramayı başlatabilirsiniz. Pardon. Ne kadar sürecek acaba? Annemin durumu malum. Çok fazla yorulmaması lazım da. Vallahi bize yardımcı olursanız daha hızlı bitiririz. Biz arama yaparken sizlerden biri arkadaşların yanında olsun. Cep telefonunuza el koymak zorundayım. Sadece bu aramaya cevap vermeme izin versiniz. Olmaz. Daha sonra konuşursunuz. Tamam hocam, tamam. Görüşmeyi biraz kısa tutalım yalnız. Mustafa, konuşma bitince sen telefon alırsın. Şevki, sen benimle gel. Alo. Alo. Türkan. Ali. Az önce bir arkadaş haber verdi. Evine baskın yapılmış. Evet canım. Arama yapıyorlar. Telaş edecek bir şey yok. Ne bulmayı ümit ediyorlar peki? Bilmiyorum. Senin mektuplarında aşk mektuplarım suç unsuru sayılmaz inşallah. Sen nasılsın? Çok halsizim Ali. Bugünkü kan tahlillerim iyi çıkarsa kemoterapi şansımı derneğin gecesinden birkaç gün önceye saklayacağım. Artık sadece ve sadece o gece ayakta kalabilmek için savaşıyorum. Ama maalesef biletlerin ancak yarısı satılabilmiş. Üstelik Ayşe ile arkadaşlar da göz altındalar. Sıkma canını. Her şey yoluna girecek, göreceksin. Hafta sonu İstanbul'a seni görmeye geleceğim. İnşallah o zamana kadar buralarda olurum. Ne demek şimdi bu? Saçmalama, nereye gidiyorsun? Belli olmaz. Belki bir kuş olup uçar giderim buralarda. Neyse. Daha fazla devam edemeyeceğim. Kendine mukayyet ol. Hoşça kal. Al evladım. İkimiz için de yorucu bir gün oldu. Değil mi Mustafa? Ya. Memleket neresi? Van. Ha, Van. Güzeldir oralar. Siz gittiniz mi? Aa, hem de kaç kere? Şu okula gidemeyen kızlar için mi? Yok, hayır. Cüzamlar için. Doktorum ben oğlum. Cildiyeciyim. Öyle mi? Pardon. Cüzam yaygınmış zamanda bizim oralarda. Evet, öyleydi. Ama şimdi tedavi olup iyileşiyorlar. Hatta iş güç sahibi olup evlenip çoluk çocuğa karışan bile var. Vallahi siz buralardan kalkıp tavralara cüzamla uğraşmaya gittinizse cennetliksiniz vallahi. Cennetlik miyim, değil miyim, çok yakında göreceğim. Kanser mi oğlum? Fazla vaktim kalmadı. Allah korusun. Allah'tan ümit kesilmez. Kardeşimin eski oyuncakları falan var. Annem saklamış. Bu ne? Benim. Oyuncak. Buyurun bakın. Aa, yaşayın siz buldunuz mu? Biz de onu arıyorduk.
Bugün torunum gelecek de oynasın diyorduk. Gördün mü bak anne? Eski bavulun içindeymiş. Aramadığımız yer kalmamıştı. Koca bir insan hayatı bu işte. Bir oda dolusu dağınıklık. Gider ayak bütün mahremiyetimin ortaya saçılması iyi oldu. Hafifledim. Amirim, hocam yoruldu, dinlenmek istedi ama. Bu ne kalabalık böyle abi ya? Tamam, biz inelim. Buyurun. Hadi Timur. Dur usta, para üstü vereyim. Bir dakika. Pardon, müsaade eder misiniz? Pardon. Az önce söylediler. Basın mensupları daha sonra içeri alınacak. Ben gazeteci değilim. Türkan Hanım'ın oğluyum. Bu da torunum. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği. Kimliğin? Annenin evine de giremeyeceksek. Az sonra bununla ilgili gelişmeleri sizlere aktaracağım. Burada bekle. Amirim, oğluyla torunu gelmiş. İçeri alayım mı? Alın. Yukarı çıkarmayın, buraya getirin. Emredersiniz. Baba, burası neden bu kadar kalabalık? Çünkü babaanneyi herkes tanıyor. Michael Jackson gibi meşhur mu? Yok, o kadar değil. Hem zaten laf aramızda babaanne şarkı söylemeyi pek iyi beceremez. Buyurun. Amirim sizi bekliyor. Biz önce annemi göreceğiz. Önce amirimi göreceksiniz. Önce babaannemi göreyim, polis amca. Sonra. Önce amir. Buyurun. Geç oğlum. Dur bekle. Buyurun. Geç. Affedersiniz ama biz annemin evine niye giremiyoruz anlayamadım. Yukarıda arama yapıyoruz. Biraz burada bekleyeceksiniz. Bu yaptığınızın adı tecavüz, biliyorsunuz değil mi? Beyefendi, biz vazifemizi yapıyoruz. Hayır. Siz ağır durumdaki bir hastaya işkence yapıyorsunuz. Eğer annem bugün fenalaşırsa bunun hesabını vereceksiniz. Tamam mı? Vereceksiniz. Hoş geldiniz. Timur. Dava edeceğim. Bunun hesabını birileri verecek. Verecek kardeşim. Yavaş Çınar. Annem duyacak. Tutanak imzalansın. Annenizi görmenize izin vereceğiz Çınar Bey. İstanbul'da bacım nerede gideceksin? Paran ne senden? Bilmiyorum ki. İstanbul'da nereye gideceksin? Bir derneğe. Ya burada adres olacaktı, bir kağıt vardı. Ne derneği bu? Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği. Bir kağıt vardı ama kaybolmuş herhalde. Şurayı imzalayabiliriz. Sihirin epeyce büyümüş. Evet. Ayağımda da var birkaç tane. Koterize ettirsene. Yani yaktır. Kesin çözümdür. Şey, acılı bir işlem mi? Yok be yavrum. Lokal anestezi yaparlar. Hiçbir şey hissetmezsin. Siz de ben de yorulduk. Evimize geçmiş olsun. Bu dağınıklığı toplayana kadar biz daha çok yoruluruz. Dediğimi unutma. Mutlaka yaptır. Güle güle çocuklar. İyi günler.
Hocam. Dediğim gibi Allah'tan ümit kesilmez. Arkadaşlar vazifelerini yaptılar. Hepinize teşekkür ederim. Susma, sustukça sıra sana gelecek. 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 Yavrum benim, bir tanem. Canım. Hadi. Hadi tamam, 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 tamam. Yeter. Şimdi oraya oturuyorsun ve istirahat etmeye başlıyorsun, tamam mı? Bitsin artık bu mantıklı şey for. Hadi bakalım. Hadi. Ama Timur'la bir hasret gideriydik. Anneciğim tamam, sen otur. Burada giderirsiniz. Otur bakalım babaannenin yanına. Hadi. Tamam. Orada oturup istirahat ediyorsun, tamam mı? Çınar, söz verdim. Basın mensuplarını grup grup alacağız. Bekleşiyor insancıklar. Sonra destek olmak için koşup gelenler var. Onlarla da... Kesinlikle olmaz. Ben gidip onlara gerekli açıklamayı yaparım. Ya hem sen bu haldeyken... Yani bütün bunlara nasıl izin veriliyor anlamadım. Bak sana ilaç getirdim. Ama bunlar senin vitaminlerin mi? Yutarsan iyileşirsin. Sen getirdin. Bu saatten sonra olsan olsan sen ilaç olursun bana Timur. Ya ben seni suçlamıyorum ki. Sadece bir doktor olarak anneme yeterli özenin gösterilmediğini söylüyorum. Eğer ben burada olsaydım bugün o kadar insanın eve girmemesi için ortalığı ayağa kaldırırdım. Ama yoktun Çınar. Hala anlamak istemiyorsun değil mi? Annem artık son günlerini yaşıyor. Ve bu durumda onu ya da ortamı provoke etmek kimseye fayda sağlamaz. Aksine zarar verir. Ne yapacağız yani? O kadar insanla görüşmesine izin mi vereceğiz? Tamam. Peki ona müsaade etmedik diyelim. Önümüzdeki hafta derneğin gecesi var. Sırf o gece ayakta kalabilmek için yaşıyor annem. Onu ne yapacağız peki? Bilmiyorum ama... Bu annemin hayatı Çınar. Annem hayatının kıymetini ne zaman bildi ki? Ha? Ne zaman? Hepimiz çocuktuk bir zamanlar. Sen? Ben de çocuktum. Bak, bu da benim çocuk. Sen çocuk olsan yine ikimiz oynardık. O çocuk gene buralarda bir yerde ama oynayacak hali yok artık. Bak. Yemek vakti. Abi ben istemiyorum Cemile.
Timur, hadi bakalım. Belki babaanne senin elinden yer. Tut bakalım, hadi. Küçücük çocuğu kötü emellerine alet ediyorsun Cemile. Aferin. Ham da babaanne. Ham. Evet. Bugün epey yorulduğu için cebini kapatmıştık. Ondan ulaşamamışsınızdır. Tamam Fazıl Bey, ben kendisine ileteceğim. Çok sevinecektir. Teşekkürler, iyi akşamlar. Fazıl Bey. Derneğin gecesi için programını ayarlamış, geliyormuş. Bizimkine haber vereyim bir. Çok dertleniyordu biletler satılmayacak diye. Yok yok, artık yiyemeyeceğim. Cemile, Fazıl Say geliyormuş. Aa, ne iyi. Ya Cemile yemiyor babaannem. Şşt, muhbir seni. Ayıp ayıp. Çok yaramaz senin bu babaanne. Yaramazsa niye onu bu kadar çok seviyorlar? Hadi cevap ver bakalım Cemile Hanım. Veriyorum. Çünkü kendinden başka herkesi kurtarmaya çalışıyor da onda. Ne? Yani senin babaannen bir kahraman. Milletin kahramanı. Aso, yani Batman Spiderman o gibi. Evet, onun gibi. Kahraman babaanne. Timur, hadi bakalım babaanne uyuyacak artık. Hadi. Let's get to his bed. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Yarın devam ederiz. Hadi bakalım, sarıl Cemile'ye. Evet. Senin biraz ağrın var değil mi? Var biraz. Normal. Normal. Dur bakayım, karnında şişme var mı? Çınar. Ben bu muhabbetleri doktorumla yapıyorum zaten. Yanımdayken doktor olduğunu unut. Benim oğlumla torunuma ihtiyacım. Hadi yat bakalım. Bugün çok yoruldum. Hadi anneciğim. Hadi. Yavaş. 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 İyi geceler. Kapatma. Işıkta uyuyamazsın. Dur. Kapat oğlum. Thank you.
Korkuyor ölümden aslında. Belli etmiyor ama korkuyor. Dernek gecesine kadar ayakta kalabilirse ölüme karşı meydan okumuş olacak. Yani korkusuna. Yine bir sürü yolcu faaliyet. Yine meydan okumalar. Yine sağlığını hiçe saymalar falan. Çınar, ne konuşmuştuk? Bırak da son günlerini istediği gibi yaşasın. Son günlerini evinde ailesiyle huzur içinde yaşamalı. Bu senin isteğin. Tamam. O zaman istediği gibi takılsın. Ama en azından şu dernek işlerini falan başkalarına bıraksın artık. Ya bu dernek işi dediğin annemin ta kendisi zaten. Anlamıyor musun? Yani bu kadın işini yarım bırakıp bu dünyadan gidecek bir kadın değil. Oldum olası annemi hiç tanımadın sen. Sen de annemi hiç tanımamışsın. Baksana, bu kadın anneme hiç benzemiyor. Otobüs şirketindekilerden rica et, internetten baksınlar bir. Senin derneğin adresini bulurlar belki. Sağ olasın.
Boşuna bekleme kızım. Kapalı. Niye ki? Kapattılar. Peki ne zaman açılır? Bilmem. Onu bana değil, kapatanlara soracaksın. Arkadaşlar, Türkiye Hanım, Türkiye Hanım, evinize yapılan baskın hakkında görüşlerinizi alabilir miyiz? Hocam, bu yapılanlara tepki göstermeyecek misiniz? Bu halimle mi? Arkadaşlar, rica ediyorum, lütfen kendiniz düşünmeyin. Bakın, Türkiye Hanım çok yorgun, görüyorsunuz. İzin verin, biz geçelim, olur mu? Açılır mısınız? Lütfen. Lütfen, rica ediyorum. Yolu açar mısınız? Hadi. Tamam canım. Müsaade eder misiniz? Lütfen. Amca? Zeynep, koruma polisi. Babaanneni koruyor. Kimden koruyor? Bunu anlatmak çok zor be Timurcuğum. Yani senin anlayacağın gibi anlatabilmem için biraz düşünmem lazım. Gerçi ben de anlamakta çok zorlanıyorum ama. Peki, düşün o zaman. Zeynep. Efendim hocam. Göz altındaki arkadaşlardan, Ayşe'den filan haber var mı? Ne zaman salı vereceklermiş? Hocam onları daha bırakmazlar herhalde. Bize umut bağlayan çocuklar ne olacak? Hepsi mağdur olacaklar. Evet. Zehra ne olacak peki? Zehra kim? Sana bir oda açtırayım istersen. Biraz uzanıp dinle. Yok, istemem. Bir ricam olacak. Miting falan hayır. Sen beni zehir gibi ilaçlarla kukluya çevir. Sonra geç dalganı. Ben de bir yaranamadım sana yani. 2 Mayıs'a kadar beni ayakta tutmaya çalış. Al bir önleme. Bu kadar basit bir rica işte. Büyük gün öyle mi? Evet. Fazla sayıda gelecek. Sevgili çocuk kırmadı bizi. Sen bilet almış mıydın? Son görüşmemizde bizzat sen sattın ya. Satmış mıydın? Bu öğrenciler beni sağlam bir tüccar yaptı vallahi. Bak arkadaşlarına da sat. Her bilet bir öğrencinin aylığı. Sana söz veriyorum, o gece zımba gibi olacaksın. Ama sen de bana bir söz ver. O güne kadar eve misafir kabul etmek yok. Odaya her girenle, içeri gizlice sızanla sohbeti koyulaştırıp kendini yormak yasak. Tamam mı? Tamam, tamam. Hem şimdi daha iyiyim zaten. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Dernekten arayan var mı? Not aldın mı? Anne. Ama daha kapıdan çıkar çıkmaz başladın. Aynı ilaçlara devam değil mi? Evet Çınar. Biliyorsun kemoterapi seansları arasında kan değerlerinin değişmemesi mühim. Tabii beslenmeyle de desteklenmesi şart. Annem aç yaşıyor. Anne! Orada. Gel. Senin köpeğinin adı ne? Benimki de Bubu. Bir de kedim vardı ama kaçtı. Ben en çok kedileri severim. Peki sen? Ben de maymunları. Maymunları ben de çok severim. Ama evde bakmak zor olduğu için alamıyorum. Peki sen ne seviyorsun? Film. Film mi? Oo. Onu burada besleyemeyiz. Madem ki sevdiğimiz hayvanları burada besleyemiyoruz, o zaman şöyle onları buraya getirecek güzel bir oyun oynayalım. İster misiniz? Evet.
Peki. Hepimiz sevdiğimiz hayvanların taklitlerini yapalım. Sen mesela köpek ol, sen kedi, sen maymun, sen de fil. Tamam. Hadi başlayın. Hav 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 hav. Miyav miyav miyav. Ben de palyaço. Böyle bir insanı otur dinlen. Yalnızca kendini düşün demekle sadece komik duruma düşüyorsun. Beyefendi, içeri giremezsiniz. Ben hastayım, muayene olacağım. Bu kadar insan içinde de tek akıllı siz çıktınız. Önce şu gizlediğiniz kamerayı bir alayım. Ha, buraya da mı geldi bunlar? Ama bari 5 dakika görüşeyim şu çocuklarla, günahtır. Bak çok ciddi söylüyorum. Eğer sözümü dinlemezsen 2 Mayıs'ta ayağa kaldırmam seni. Duydun mu? Onca zaman beklediler. Bu gençlere kıyamıyorum. Ne yapayım? Yani son konuşmamı yapacağım. Sonra vicdan azabı çekersin bak. Peki ama sadece 5 dakika. Çıkıyor arkadaşlar, çıkıyor. Arkadaşlar. Çok rica ediyorum. Flaşları kapatın lütfen. Türkan Hanım için çok zararlı. Lütfen. Türkan Hanım, dernek başkanlığınız devam ediyor mu? Türkan Hanım, bütün bu yaşananlardan sonra kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Kayınpederimin tavukları gibi. Nasıl yani? Hastalanan tavuk yumurtlayamaz. Artık yapacak bir şey yoktur. Ama günün birinde ölümün yaklaştığını hissederek uyanır. Ve ne yapar biliyor musunuz çocuklar? Yeniden yumurtlamaya başlar. Ben de aynen böyle yapacağım işte. Daha çok yumurtlayacağım şimdi. Abi. Efendim? Bura ne vakit açılacak? Burası mı? Ha, burası. Bilmiyorum. Belki de hiçbir zaman açılmayacak. Evlendirmek istiyorlar. Okuldan almışlar çocuğu. Ne zaman yazmış size bunu? Epeyce olmuş. Sen bir bak da bir şeyler hemen yapalım. Bir kardelen daha. Açtığını görmek nasip olacak mı bilmem. Derneğin encamı meçhul. Sen yardım et Barika'ya. Tabii. İstediğiniz gibi orta şekerli. Teşekkür ederim, elinize sağlık. Buyurun. Bana yok mu? Yemek yersen yaparım. İllallah senden inatçı şey. Bilet satışlarında kıpırdama var mı bari? Ben de size onu söyleyecektim. Bu evinize yapılan baskından sonra biletler neredeyse tükenmek üzereymiş. Şunu daha önce söylesene. Çok şükür. İyi ki baskın oldu. Ne iyi bir şeye vesile oldu bak. Ayşe'yi salarlar mı o vakte kadar?
Umuyorum. Canlıyan bak. Baskını duyan bilet almış. Kaç kardelen açtıracağız? Hesap etsene. Elbisemi saf saklama sakın. Emredersin sultan. Cemile. Hadi. Bir iki lokma bir şey getir. Yemek yiyeceğim. Hay Allah, bunu nereye koyacağız ya? Yardım edeyim. Bu kara, sanki yerini bulacak da. Koy. Madem buldun, sen koy. O senin. Sıra senin, iş senin. Seni Gestapo seni. Torunumu da kendine benzetmişsin. Hazırlanmışsın, hayrola? Gelmişken arkadaşlarımı da göreyim anne. Öğlen buluşup yemek yiyeceğiz. Timur, sen de benimle gelmek ister misin oğlum? Hava alırsın biraz. Babaannem, amcam oynayacağız. Evet. Bizim işimiz var. Sen git kendi keyfine bak. Tamam. Anne, bak kimseyle görüşüp konuşmak, kendini yormak yok. Tamam mı? Telefonlara da Çağlayan baksın. Söz mü? Tamam, tamam. Hadi git güle güle. Hadi. Çüz. Çüz. Timur. Çınar beni mahvedecek. Niyeymiş o? Çocukcağız patladı sıkıntıdan evde. Değil mi oğlum? Patladım. Şu yakında bir tane park var. Sen onu götür oraya amcası. Doya doya eğlensin. Bak nasıl sevindi, gördün mü? Ben de bu arada hastaneye kısa bir ziyaret yapayım. Canım anam. Kurban olan ben sana. Güzelim benim. Dur bir bakayım sana. Ah, nasıl düzeliyor, gördün mü? Hep yeni buldum duvara. Güzel durmuş. Benim odada işe yaramıyordu. Küstüm ben ona. Niye ki? Sen bana aynalarla barış diyorsun. Ama kendin küsüyorsun. Niye ki? Aramızda fark var sultan. Sen aynalara baktıkça kendini hatırlıyorsun. Ben aynalara baktıkça aslımı unutuyorum. Sen var ya. Sen seni benim gözümle görsen. Bir de onlarınkine baksan var ya. Vallahi da billahi da dünyanın en güzel kadınısın. İyi ya madem. Bundan sonra moralim bozulduğunda buraya gelirim. Hoş geldin. İyisin değil mi? Ay, nasılsın? Hakkınızı helal edin diyemedim. Vedalaşmaya dilim varmadı bir türlü. Hocam yapmayın. Niçin vedalaşacak mısınız? Gül. Kendimizi kandırmayalım yavrum. Bunun son ziyaretim olduğunu ikimiz de biliyoruz. Sizi çok özleyecekler. Özletme o zaman. Fırsat verme beni aramalarına. Yeri dolmayacak kimse yoktur. Ne beni ne bir başkasını sizin kadar sevebilirler. Siz onlar için mucize yarattınız hocam. Ben sana...
sadece dokundum. Ve bize dokunmayı öğrettiniz siz. O yüzden gönlüm ferahya. Teslim ettiğim bayrakların hepsi dokunmayı beneylerdi. Gitmeyin hocam. Bizi bırakıp gitmeyin. Anne. İyiyim, merak etme. Başım döndü bir an. Ah anne, ah ya. Hiç çıkmayacaktık. Niye dinledim ki ben seni? Hay Allah. Şimdi siz şurada bankta oturun. Timur'la tamam, ben arabayı alıp geleceğim. Tamam. Hadi gelin bakalım. Tamam tamam, iyiyim. Geçti. Geçti. Merak etme. Timur, sen babaannenle otur. Tamam mı? Ben şimdi geliyorum. Ayrılma yanına. Tamam. Gelmiş babaanne. Ah canım. Ver bakalım. Tabii ben bugün vitaminlerimi almayı unutmuşum. O yüzden böyle hasta oldum. O kutunun içinde ne var? Son yolculuğuna çıkan bir hasta. Neden kutuya koydular? O kutunun içindeki o insanın bedeni, elbise gibi. Elbisesini bıraktı çünkü artık gittiği yerde bedenine ihtiyacı yok. Nereye gitti o insan? Uzağa. Almanya gibi. Daha uzağa. Neden gitti? Şimdi bazen doktorlar hastaları iyileştiremiyorlar. Sen gitme. Gitmek zorundayım. Özel, sen gelebilir miyim sana? Oh, kokular buraya kadar geliyor Cemile. Neler yaptın gene? Ha? Türkan Hanım sevdiğiniz yemeklerin listesini vermişti. Ben de sırayla pişiriyorum. Vay 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 vay. Yani bunları da organize ettin ha. Ha? Oh. Kaçar mı? Timur, ne yaptın bakalım amcayla? Kafasını ütülemedin inşallah akşama kadar. Yok canım. Oynadık. Güzel. İyi. Sen neler yaptın asıl? Günün nasıl geçti? Ne yapalım anne? Arkadaşlarla eski günleri yad ettik. Bizim Mesut'un tekneyle boğaz turu yaptık. Hava çok soğuktu ama çok üşüdük. Bak iyi ki dün gitmişiz hastaneye. Dışarı çıkmadığın iyi oldu. Sağ ol Cemile. Sağ ol. Siz neler yaptınız? Eve gelen giden oldu mu? Yok. Kimse gelmedi. Biz bizeydik öyle. Yok yok. Bir yaramazlıklar olmuş. Ha Timur? Ha Çağlayan? Hangini söyleyecek? Buyurun. Hastalarından helallik almaya hastaneye gittim. Çağlayan Timur'u oradaki parka götürdü. Öğretmenim. Kısa bir ziyaretti. Anne bunu nasıl yaparsın? Ha? Hastaların arasına nasıl gidersin? Bağışıklık sistemin ne olacak? Kastettiğin cüzzama yakalanma ihtimalimse bunun için yeterli zamanım kalmadı zaten Çınar. Bravo. Bravo sana. Burnumdan getirdiniz. Keşke çıkmasaydım dışarı. Ben de annemi en az senin kadar düşünüyorum Çınar. Sadece düşünmekle kalma o zaman. Yeter çocuklar. Şu anda son derece gereksiz konuşmalar yapılıyor bence. Masada bir çocuk olduğunu unuttunuz. Üstelik o çocuğun ben olmadığımı da unuttunuz.
Affedersin. Seni kırmak istememiştim. Aynı çocukluk suratlarınız. Bir suç işlediniz mi? İşte aynen böyle suratlarla gelirdiniz karşıma. Gelin buraya. Canlarım benim, canlarım. Sen içeride, ben evde hapis kaldık Ayşe. Günlerdir sokağa çıkarmıyorlar beni. Dinlendim işte. İyiyim diyorum. Yok. Neyse, bari sen kaçırsana beni. Boş ver sen, boş ver. Sen şimdi otur. Bütün enerjini 2 Mayıs'a biriktir. Hiç boş yer kalmamış salonda. Hala da arıyorlarmış. Olsun biz ayakta dururuz, sandalye koyun falan diyorlarmış. Ay, öyle korktum ki o geceye yetişemeyeceğim, beni salmayacaklar diye ama... Bazen benim de ödüm kopuyor, o geceye çıkamayacağım diye. Aa, ama yapma şimdi. Kaya, senin hapisten çıktığını söyleyince öyle bir çığlık atmışım ki... Cemile'nin yüreğini iniyordu vallahi. Neyse, şimdi aldı beni bir telaş. Ne giyeceğiz? Çağlayan benim için bir şeyler dikiyor. Eski bir elbisemi düzeltiyor. Çağlayan ne anlarmış Allah aşkına? Yani sökük dikmeye benzer mi bu iş? Canım, bu halimle alışverişe mi çıkacağım? Boş ver sen onu da. Kaya sana Zehra'dan bahsetti mi? Kızın mektubunu okur okumaz müdürle irtibata geçtim ama... Evet. Ama evinden kaçmış galiba. Bir haftadır ortada yokmuş. Eyvah, geç kaldık. Ali. Alo. Alo, Türkan. Müsait misin? Şu an senin evin önündeyim. Uğrayabilir miyim? Hayır, sen buraya gelme. Bu Ayşe kaçırmadı beni. Bari sen kaçır. Kanserden öleceğim diye beklerken sıkıntıdan öleceğim vallahi. Tamam. Tamam, hoşça kal. Şimdi izni nasıl koparacağız? Hazır çocuklar yokken firar etsem mi acaba?
Aa, erken gelmişsiniz. Yok yok, bence tam zamanında gelmişiz. Cemile dışarı çıkacağını söyledin. Ali gelmiş Ankara'dan. Görüşmezsem ayıp. Eve davet etseydin. Ay, çok bunaldım Çınar. Biraz hava alayım. Vallahi arabadan çıkmayacağım. Öylece oturacağım. Söz. Anne. Seninle hiç bu kadar susmamıştık. Evet. Oldum olası sessizlikten hiç hoşlanmazsın. Alıştın bu aralar. Herkes ne diyeceğini, nasıl davranacağını şaşırmış durumda. Bunca senedir unutmadım. Pes doğrusu. Belki de hep sana benzettiğim içindir. En bakımsız arsalarda, hatta asfalt yol kenarlarında bile açmayı başarıyor bu çılgınlar. Şimdi Mayıs'ı görmek için iki sebebim oldu. Bunlar kopartılınca kokusu duyulur. Ne tuhaf. Bir ölüm bu kadar güzel kokabilir mi? Al bunları Ali. Ben kaç mevsim yaşatabilirim ki? Tamam. Ben bakmayı beceremem. Ama olmadı çayını yaparım. Aa, ver şunu bana. Çay yapacakmış. Deli. Türkan. Türkan, neyin var? Kötü müsün? Telaş etme. Böyle coşup heyecanlanınca geliyor bu Meret. Kırk yıl önceki ilk buluşmamızdan bu yana heyecanını hiç kaybetmeyen yalnız benim sanıyordu. İşte sen evlisin. Ayıp. Karımın benim için ettiği en büyük beddua nedir biliyor musun? Ne? Keşke Türkan'la evlenseydin de gününü görseydin. Haklıymış. Herkes gördü göreceğini. Malum. Bana mektup yazmaktan hiç vazgeçme olur mu? Göndereceğin adresi şimdilik bilmiyorum ama gönderme, sen de yaz. Söz mü? Söz. Sen hep bende kaldın. Bende kalacaksın. Ali. Beni eve götür artık. Tamam.
Biz yarın sabah erkenden gidiyoruz. Haberin olsun. Sebep? Çünkü burada daha fazla kalıp kendine böyle davranmanı görmek istemiyorum, anladın mı? Ben sana ne zaman dinlen desem sanki inat olsun diye kendini daha çok yoruyorsun. Bu kadar sert olmana gerek yok. Vedalaşmak istediğim insanlar var. Anlamak çok mu zor geliyor Çınar? Evet, çok zor. Hem seni anlamak falan da istemiyor. Çınar, ben dinlensem de dinlenmesem de sonuç değişmeyecek. Pekala biliyorsun. Neyi biliyorum anne? Neyi biliyorum? Ölmekte olduğunu mu? Bak devamlı bunu bana söyleme. Çünkü bu sefer kabul ettiremeyeceksin, anladın mı? Evet, çocukken seni hastalarınla, öğrencilerinle, elinden tuttuğun, yardım ettiğin yüzlerce insanla paylaşmayı kabul ettim. Ama sen istedin diye önceliği onlara verdim. Ama sadece benim annem olmanı istediğim zamanlarda bile elimden almalarına izin verdim seni. Ama artık yeter. Tamam mı? Seni ölümle paylaşmak istemiyorum. Buna izin vermeyeceğim. Tekrar gitmeni, bir daha dönmemelisine gitmeni istemiyorum. İstemiyorum. Beni bu kadar sevdiğini bilmiyordum Çınar. Öyle meşguldün ki anne. Öyle meşguldün ki. Affet beni oğlum. Sadece sizin anneniz olamadığım için beni affedin. İlerideki durakta 40T1 indirirler seni kızım. Sağ olasın. Buyurun. Cemile. Nasıl? Hiç iyi değil hiç. Beni konu kötüledi. Yapma. Kıyım ben. Kalkma, yat, yat, yat. Ah, artık ayakta duramıyorum. Aman canım, oluyor mu böyle arada bir, düzelir. Yine kalkacaksın. Sen hele iyice bir dinle. Ha? Gece için bir takım aldım, bayılacaksın. Bembeyaz, önden tek düğmeli. Senin kıyafet ne oldu? Çağlayan bitirdiyse ben bir baksam. Valla ölüyorum yani. Ayşe. Söyle, söyle. Yapamayacağım galiba.
Yapamayacağım. Teyze, bir şey soracağım. Ben Türkan Saylan'ın evini arıyorum. Kimi? Türkan Saylan. Duymadım kızım, bilmiyorum. Abi. Heh. Ben birini arıyorum da, buralarda oturuyormuş. İsmi Türkan Saylan. Aa, Türkan Hanım. Dükkandan çık, sağdan yürü, 15-20 adım. Karşına yeşil boyalı bir ev gelecek. Orası. Çok sağ ol. Şimdi de kapıyı yıkacaklar. Rahat bırakmadılar kadını. Ne var, ne istedin? Ben Türkan Saylan Hoca'yı görecektim. Ne yapacaksın? Ta Antep'ten geliyorum teyze. Adım Zehra. Biraz daha iyi misin? Kim geldi biliyor musun? Hani sana Antep'ten mektup yazan kız var ya, Zehra. Getir Cemil'i. Ama kendini yormayacaksın. Getir dedim. Tamam. Gel kızım. Ölsem de gam yemem. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Kalmasaydın içeri keşke. Görünce heyecanlanıp daha kötü olmaz inşallah. Kıyamadım. Türkan Hanım'ı bulmak için aç sefil buralara kadar gelmiş zavallı. Çağlayan, bak kim gelmiş. Bu Zehra. Karı delip çıkacak inşallah.
Vallahi kıskanıyorum. Ufacık kız benden önce davranıp seni ayağa kaldırmayı başardı demek. O kız uzun ve meşakkatli bir yoldan kopup geldi. Ben yataktan çıkmışım çok mu? Şimdi sana düşen görev benim bu akşam ayakta durmamı sağlamak. Merak etme. Etkili bir doping hazırladım sana. Ama dikkat et. Alışkanlık yapmasın. Çünkü kendini çok iyi hissedeceksin. Bugün son zaten Ahmet. Kemoterapiyi kesiyoruz. Doktorun olarak bu karar bana ait. Henüz çok erken. Benim de doktor olduğumu unutuyorsun. Senden daha kıdemli bir doktor. Artık yapılacak bir şey kalmadı zaten. Her kemo bir öncekinden daha fazla yoruyor. Faydası da yok. Biliyorsun. Bu akşamdan sonra benim yola çıkma zamanım geldi. Zehra, elbiseni beğendin mi? Çok güzel anacığım, sağ olasın. Bütün kardelenlerimiz senin gibi bembeyaz olacak bu akşam. E hadi git hazırlan, hadi koş, koş. Tamamdır. Evet. Efendim, nasıl olmuşum? Çok yakıştı annem. Eline sağlık Çağlayan, çok güzel, çok. Mola istiyor. Söyle oğlum. Karnında bebek var. Hiç kimse bir çocuktan daha dürüst olamaz. Karnın şişi demeye nedense diliniz varmıyor. Sanki ben hiçbir şeyin farkında değilim. Doktor olduğumu unutuyorsunuz ya. Anneciğim tamam, şimdi çıkar da ben onu hallederim. Tamam tamam, sen onu yaparsın, dur. Dur, dur, dur. Sonra yaparsın. Gel ben sana bu arada azıcık makyaj yapayım, ha? Makyaj mı? Ha. Şöyle azıcık yüzündeki lekeleri kapatıverelim diyorum fondötenle. Ne dersin? Ay yapmayın çocuklar, siz benim lekelerimle, tırnaklarımla uğraşacağınıza. Dua edin de sahnenin ortasına kadar yürüyebileyim. Bak şimdi. Anne. Çok uzun konuşmayacaksın değil mi? En fazla 5 dakika. Ya acaba otursan mı? Ayakta durmasan mı? Ha? Hiç gözükmeyeyim istersen. Kürsünün arkasından sesim gelsin. Ya hayır, böyle bir tekerlekli sandalyede falan mı otursam Celal? Yok. Bugüne kadar ayakta durmayı becerebildik madem. Bundan sonra da devam etmek istiyorum. Ne de olsa bu benim son sahnem. Güzel olmuşsunuz canlarım benim. Maşallah. Zeynep, sen de çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim hocam. Benim için de özel bir gün. Hadi bakalım anne. Anne, iyi değilsin sen. Okyay'dan çıktı bir kere. Hadi beni arabaya bindir. Ben alayım mı? Yavaş. Yavaş anne, yavaş. 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 Hadi. İyi misin? Buyurun, buyurun. Dikkat et. Hastaneye uğrayalım istersen.
Yok yok, araba tuttu biraz, o kadar. Sen devam et. Hocam biraz durun, nefes al isterseniz ha. Yok yok yok. Yol uzadıkça heyecanım artıyor. Hem gözünü dikmeyin bana. Biraz başka şeylerden bahsedin. Dinledikçe oyalanırım belki. İyi ki yoldan aradın. Gel canım, nasılsın? Gel. Ay oturmam ben ona, görmesinler beni. Kimse görmeyecek, yorulma diye. Hadi gel canım, gel. Hadi anneciğim, gel. Ay. Yavaş, yavaş, yavaş canım. Nice, tamam. İyi misin? Nasıl hissediyorsun? Ne olur. Bu soruyu sormayın artık. Hocam ben kapının önünde bekliyorum. Ben de bir organizasyona bakıp geleyim, olur mu? Allah'ım, bana bu geceye kadar izin verdin. Ayakta kalabilmem için güç de ver. Senin için yaptım. Nedir o? 20. yıl hediyesi. İnşallah benzetebilmişimdir. Tanrı'ya. Şimdiye kadar yaptığım hiçbir portre sana bu kadar benzemedi. Teşekkür ederim oğlum. Aslında bu doğum günün için. Yani ben onu geçen doğum gününe yetiştirememiştim. Yalan söylemeyi beceremiyorsun. Orası bir sonraki doğum günü için. Arkadaşlar, üzgünüm ama annemin dinlenmesi lazım. Lütfen. Ama anlayış gösterin. Ne olursunuz. Kızlar, hadi. Bakın biz burada gürültü bile yapmamaya gayret ediyoruz. Hadi geçin Türkan annenizi salonda bekleyin, hadi. Anne, Fazıl Bey sahnede. Çalmaya başladı. Kalabalık mı? Çok kalabalık anne. Çok kalabalık. Güzel. Bakalım mı? Beni... perdenin arkasına götürsenize. Zehra ille de senin yanında olmak istiyor. Ne dersin? Zehra kalsın zaten. Zeynep sen de kal. Hadi bakalım siz gidin. Hem bu telaşlı suratlarınız bana daha fazla heyecan basıyor. Anne... seni anlıyorum ama kötü hissediyorsan çıkmak zorunda değilsin. Kendini hiç zorlamasan mı acaba? Acil doktoru gibi davranma bana Çınar. Timur sıkılmıştır.
Hadi onun yanına gidelim. Hadi marş marş. Tamam, tamam. Sahneye kadar götüreyim seni. Hadi. Zeynep Hanım. Efendim? Annem perdenin arkasından bir sahneye bakmak istiyor. Size yardımcı olabilir misiniz? Tabii, tabii. Sıram geldi. Beni girişe götürür müsün Zeynep? Tabii hocam. Oh. Zeynep. Gidecek misiniz gerçekten? Durmak zorundayım. Madem bunca insan bize yardım için gelmiş, dimdik durmak zorundayım. Yakınımda olayım mı? Tabii, tabii. Zehra, elim tutar mısın? Görüyorum ki bir ömrü boşa harcamamışım. Hayatım boyunca tek isteğim iyi ve dürüst bir insan olmak. İyi ve dürüst insanlarla birlikte yaşamaktı. Şu anda beni alkışlayan sizler gibi İyi ve dürüst insanlarla. Benim gibi sizler de bu ülkede hukukun üstünlüğüne güvenerek özgür ve onurlu yaşamak istiyorsunuz. Bana tuttuğunuz alkış
şu karşımda duran çocukları orta çağ karanlığından çekip ışığa, aydınlığa yürütmek için verdiğim çabaya, başka şeye değil, kaya diplerinde açmış çiğdemlere benzeyen çocuklara vaat ettiğim insanca yaşamak için bu alkışlar. Teşekkür ederim. Tekrar tekrar bana güzel işler yapma gücü verdiğin için.